Allah muvaffak etsin. Allah yolunuzu açık etsin. Değerli öğretmenlerimiz, 1,5 aydır okulları geziyoruz. Hem gençlerimizle böyle 5-10 dakika sohbet ediyoruz. Arkasında da öğretmenlerimizle sohbet ediyoruz. Biz yaptığımız işlerle ilgili 3 yıldır belediye başkanı olarak görev yapıyorum. Sahada 3 yıldır neler yaptık? Yapılması gerekenler nelerdir? Vatandaşlarımızın bizden istedikleri nelerdir? Ne yapılır ise mahalleler içerisinde yaşayanlarımız hem mutlu olurlar hem de mahallenin ihtiyaçları noktasında yapılacaklar onları memnun eder gibisinden onlarla istişare ederek moda tabiriyle ortak akılla bir yönetim tarzı geliştirmek için geziyoruz. Ve bu sadece mahallelerle değil değişik sosyal gruplarla da bu çalışmalarımız, bu gezilerimiz devam ediyor. Ve öğretmenlerimizle de aynı şekilde evet sadece biz mahallelerimizde şehirle değil okullarımızla ilgili de yaptıklarımız var. Onun dışında da şehirde yaşayan öğretmenlerimiz onların gözüyle acaba yapılanları nasıl görüyorlar veyahut da onlar yaşadıkları şehirle ilgili ya keşke şunlar da yapılsaydı şehir adına doğru olurdu, gelecek adına doğru olurdu veyahut da okullarımızla öğrencilerimizle ilgili şunlar doğru şeyler olurdu diye bunlarla ilgili de istişarelerde bulunuyoruz. İkinci el eşya ile ilgili topladığımız sistematik burada bütün eşyaları topluyoruz. İlk önce ürünler buraya geliyor, seçiliyor, tasnif oluyor. Ufak tefek böyle tamirat tadilat işleri varsa, yıkanmaya ihtiyacı varsa, ütülenmeye ihtiyacı varsa orada ütüleniyor, yıkanıyor, asıklara takılıyor, asılıyor. 7 ay içerisinde 136.500 parça, 7.500 aile. İkinci marketimize ulaşmışız. Sosyal yaşam merkezleri yapıyoruz. Buradaki ana kaygılarımızdan bir tanesi insanları bir araya getirmek. Daha da fazlaca paylaşımlarını yapabilecekleri, o mahalle kültürünü yaşatabilecek şeyler olsun diye uğraşıyoruz. Mahallelerde organizasyonlar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl her bir mahallede farklı farklı organizasyonlar yaptık. Çocuklar için geleneksel çocuk oyunları diye maksat çocukları bir araya getirmek. Sadece çocuklar bir araya gelmedi, bütün aileler bir araya geldi. Kadınlar, erkekler, genç, yaşlı herkes oradaydı. Babaannesinin elinden, dedesinin elinden, annesinin babasının elinden tutup gelen çocuklar orada. Ve bu organizasyonla da yüzlerce, binlerce kişi sahada çocuklar bir araya geldi. Büyük parklar özellikle yapıyoruz. Parkların içerisinde insanları gerek oturabilecekleri, vakit geçirebilecekleri mekanlar olsun diye. Gençlik merkezlerindeki ana kurgumuz insanları bir araya getirebilmek, orada paylaşımda bulunabilmeleri. Yeni yapmış olduğumuz planlamalarda kesinlikle konutların altına ticaret vermiyoruz. Çünkü yaşam alanlarıyla ticaret alanlarının birbirinden ayrılması gerekiyor.